gençler, bayram dönüşü dedim ki tabii ki de Minecraft TikTok hileleriyle olur. Bugün yine birbirinden farklı Minecraft TikTok hilelerini göreceğiz ve videonun başında bir şey duymadığınızı fark ettim. Woohoo! Diye bir ses çıkması gerekiyordu ama çıkaramıyor. O bir hasta, o bir Evat'la gel. Hayır, bununla dalga geçme. Arkadaşlar, Evat'ın ne yazık ki sesi kısıldığı için bu videoda saçma sapan sesleri Woohoo! Buğra abi gibi sesleri ben çıkaracağım bu videoda. Yapma, canım çekiyor, yapma. Yapmayacağım. Arkadaşlar, daha fazla Minecraft TikTok hileleri için lütfen aşağıdan bir beğen ve eğer kanalıma abone değilseniz, eğer siz bir beleşçi tayfadansınız, yani ne demek abone olmuyorsunuz, like atmıyorsanız çok büyük ayıp ediyorsunuz demektir. Lütfen şu anda kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. İlk TikTok hilemize hazırsanız Emacığım bir vuhu verir misin? Bir ben, bir ben. Vuhu, yeah. Evet arkadaşlar, hazırsanız izleyelim. Yapamıyorum. İlk TikTok hilemiz arkadaşlar bir redstone sistemi. Aslında bu benim çok hoşuma gitti. Yine bizim bu shorts videolarına gelebilecek bir sistem. Mesela arkadaşlarınızla Age of Minecraft oynuyorsanız, böyle savaş serisi, eskiler bu seriyi çok iyi hatırlar. Bunu yapabilirsiniz. Çok güzel bir sistem. Gözlemcileri koydu. Fırlatıcılarımızın içine mesela ateş topunu koydu. Oklarımızı koydu. Kar toplarımızı koydu. Arkada tabii ki de bu üç sistemi bağlamak için redstone sistemimizi yapıyoruz. Çok basit bir sistem. Emat bile yapar yani, öyle düşünün. Önümüzün nether taşlarını koyuyor. Ve bunların üzerine şimdi çakmak çakıyor arkadaşlar. Sebebi ne? Çünkü mesela ok alevli gitsin falan filan diye. Bak şimdi, bak görüyor musunuz? Bak, bak görüyor musun Evat? Diyor ki içinden geçerim diyor. Her türlü diyor, reislik yaparım diyor. Diyeceksiniz ki bunun neresi TikTok hilesi? Gerçekten neresi TikTok hilesi? Eymen, bu ne, Beverly Tepesi mi? Anlayamadım. Neyse Evat, gel şimdi. Hayır. Kar topunu da öyle atıyor. Evet işte, ben de şimdi rezil olmamak için onu demedim arkadaşlar. Şimdi bakın, şurada inekler var. Sistem burada şu şekilde. Emat, sen hala sistemi arıyorsun değil mi? Yazık vallahi kafa. Vallahi kafana yazık Emat kardeşim benim. Gel burada merhaba. Dur. Evat, şimdi sen sistemi çalıştırmadan önce bak, kar topu burada. Hasar oku koymuşlar buraya. Yine kar, ateş topu koymamışlar. Ateş evet. Topu koymayı unutmuşsun Eymen. Yine bir olay iş... kar topu bence. Bence de kar topu da, ama ateş topu da konuluyordu Emat oraya. Hiç umurumda değil. Şimdi hangisi kar topu kaldı? Bunda. Emat, at bakalım kar topu ne diye gelecek. Çok merak attım. Ediyorum. At bakalım. Geliyor. Aa, alevli harbiden kar topu. Harbiden ateşli geliyor. Ulan alevli kar topu geliyor. Bu nasıl bir iş arkadaşlar? Aa. Bu nasıl bir iş? Oğlum bu ne? Kar topları. Yo, alevli gitmiyor mu? Anlayayım. Alevli alevli. Ama şuraya gidene kadar alevi gidiyor mu? Anlayamadım. Yo, bayağı alevli. Bayağı alevli. Bayağı ateşli ateşli bir şey. Bayağı nasıl alevli. Bu Emat gibi aynı arkadaşlar. Böyle ateşli. Anlayamadım. Aaa. Bak ben sistemin burasını anlamamıştım. Evet, bitti. Oğlum çok iyi. Ben diyorum yapışkan psikonlar niye vardı? Bak onu anlamamıştım. Değil mi, değil mi? Evet, evet. Ben şu an anladım. Aa, gözlemciler oraya, oradan elektriği veriyor arkadaşlar buraya. Vay be. Çok Allah. Güzel. Emat, Allah senin etsin. Onun önüne mi geçti? Bence ilk TikTok ilgimiz arkadaşlar ilginç derecede güzeldi diyebilirim. Şunlardan bir elektriği keselim. Kar topunun ateş alacağı hiç aklıma gelmedi, biliyor musun? Benim de aklıma gelmezdi. Elektriği kesmeseydim bu ay bize Minecraft'tan çok yüklü bir elektrik faturası gelirdi. Neyse Emat, devam. Bu TikTok ilgimiz arkadaşlar yine bir mantık hatası. Hani biz her videoda oluyor ya, hadi bu ne saçma bir şey diyoruz. Bak mesela buraya tuzak kapılarımızı koydu. Örsü atıyor. Yukarıdan atınca tuzak kapısı açıksa kırılıyor. Ama şeyi kapalıysa tuzak kapısı, hiçbir şey olmuyor. Ne alaka diyeceksiniz. De bakayım Emat'cığım ne alaka diye. Bir duyun. Ne ya. Alaka? Bak bu sesten duyunca ciddiye alamıyorum. Siz deyin şu an ekran ya. Başındakiler. Evet, siz deyince şu anda algıladım. Ve hatta şu anda Ahmet ve Mehmet like attı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Emat, Allah burada, razı olsun. Burada gel. Videoya başlayalı 3 dakika mı ne oldu? Yeni mi game moda geçmek aklına geldi? Evet. Çok ciddi diyorum yani. Ne var yani? Bakın şimdi arkadaşlar. Bunu buradan attığım zaman bir şey olmuyor. Allah'ın cimrisi. Videoda fazla koyuyorsun. Odun da niye burada az? Neyse mesela bak. Buradan bırakıyorum, kırılıyor. Bak görüyor musun? Bak buradan atıyorum, kırılıyor. Emat, Emat kardeşim benim, Emat. Geç bakayım hop. Şuraya, şunun altına geç. Geç bakayım. Şimdi senin kafanda test edeceğiz. Dur, bek. Çık bakalım game moddan kardeşim ya, benim. Kır bunu. Şimdi test ediyoruz. Allah. Test ediyoruz. Allah. Test ediyoruz, test ediyoruz, test ediyoruz, test ediyoruz. Olmuyor mu lan bir şey? Şimdi izle. Şimdi izle. Şimdi. Oğlum, senin kafan neyden yapma? Taştan yapma mı? Çık şurada. Çık hiç. Burak şey. Rezil oldu. Kes sesini. Hiçbir şekilde Emat şey yapmıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bak. Hayır, yukarıdan kırılıyor. Yani yine bir Minecraft ve bir tuhaflık ha. Bak açtığın zaman da orada kalıyor. Bak o da bir ayrı bir tuhaflık değil mi Emat? Bak şimdi bak, aç. Atalım. Bak aç. Orada. Bir şey olmuyor ama açıkken attığında kırılıyor. Yani ama
Bunun sebebi bak şey olabilir. Bak farkında mısın? Ama üzerine ama şunu doğru koymadığın için büyük ihtimal şey abi, olmuyor. Abi bunun sebebini şöyle, arama bak, çünkü bu mantık hatası. Mantık hatası değil mi? Çünkü bak arkadaşlar diyeceksiniz ki niye konulmuyor? Çünkü Emad bunu bir tık yukarıdan koyduğu için diğer biliyor. Ondan dolayı konulmuyor. Ama bunu buradan koysaydı ve bunu böyle açalım. Bir şey olmuyor. Oğlum ben bu TikTok hilesini görünce aklım çıktı. Emad şaşıracaksın. Bak şimdi. Bu ne? Bu bak, ne? Bak kristali bak şimdi bak. Pistona iyi bakın. Burada amaç pistona Allah. Bakmak. Bakın şimdi ana. Patladı ve pistonun ağzı gitti. Hiç pistonu bu şekilde görmüş müydünüz? Yani ne olduğunu anlamadınız değil mi arkadaşlar? Eminim yani anladınız. Anladınız da yani bir anda videoda dedi ne oluyor ne bitirdiniz. Bakın şimdi şurada. Nasıl oldu? Bak şimdi Emad kardeşim benim. Şuraya şey koymuş olması lazım ha. Torcu koyuyor bak şimdi. Evet. Emad torcu buraya bu şekilde koydu. Allah. Patlattı. Patlattığını görüyor musun? Pistonun ağzı lan, gitti. Ucu gitti. Pistonun ucu yok. Senin ucun yok. Ya yani normalde piston bu şekilde olması gerekirken arkadaşlar böyle görmüş kaldı. Olduğunuz gibi bunu aldı götürdü. Ya bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir şey. Peki bir şey soracağım. Aa, harbi bak. Bakayım. Bozdu. Aa şey yapınca geri mi geldi? Evet. Aa dur bir. Şimdi ben şaşırıyorum sen burada bu duruyordu. Şuraya ateş yak. Şuraya ateş yak. Tabii kardeşim benim. Yakarım siz de abone olun arkadaşlar. Tabii yakacaksın. Tabii. Bak şimdi izle. Patlat. Allah. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Gidiyor. Bir şey değil. Yapışkan tutsan alakasız. Yani yine aynısı. Yani yapışkanlı bir şey yapacak. Onu bir deneyelim. Hani aklımızda kalacağına. Hani her zaman diyoruz ya aklımda kalacağına Emad'ın canı çıksın. Aynen onu yapalım arkadaşlar. Şimdi şunu kırayım. Benim canım niye çıkıyor ya? Bilmiyorum. Şimdi yeniden Ed kristalini koyuyorum. Koy. Allah. Aynısı oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiç değilse böyle küçükken hani oyuncakların içini merak ederdik, kırardık, açardık, bakardık ya. O benim işte, o benim. Ben de bir sürü şey parçaladım. Onu ben de birkaç tane arabamın üzerine deney yapmıştım. Tablet, telefon, araba. İşte o yüzden şu an Emad'ın ne tableti ne telefonu var arkadaşlar. Neyse işte şakası bir yada görmüş olduğunuz gibi içini gördük. Bence bu TikTok hilesi bugünkülerin en iyisi olabilir. Buraya bile koyarsam ne olur? Bu TikTok hilelerin diğer bir amacı Minecraft'ta oyunumuzu daha da basitleştirmek, daha da güzel bir hale getirmek için sistemler de öğreniyoruz. Bunun olayı ne? Bu sistem aslında bu basit bir şey. Hani şimdi Minecraft'ta kanat takıyoruz ya mesela ben bunu izlerken Hilal geldi aklıma. Hilal uçmayı böyle aramızda en geç öğrenen arkadaşımızdı arkadaşlar. Niye en geç öğrenenimizdi? Çünkü bu iki defa boşluğa basıp uçma muhabbetimiz var ya kanat taktığımız zaman arkadaşlar. Hilal onu beceremiyordu adam gibi ama doğruyu söyle beceremiyordu. Şimdi mesela bak. Hilal ablaya uçmayı ben öğrettim yahu. O yüzden uçamıyor. Ben de diyorum bu kız neden uçamıyor. Ya. Şimdi arkadaşlar bakın kanadı taktım vurma bana. Bakın şimdi hiçbir şey yapmayacağım. Bak buradan böyle gidiyorum. Bak beni vuruyor boşluğa bastım uçtum. Yani buradaki sistemin kolaylığı size. Bak sizi zıplatıyor ya. Zıplattığı gibi rahat uçabiliyorsunuz. Şimdi normal bir şekilde uçmayı deneyeyim. Hani böyle kendimi yüksekliğine atamadığım sürece böyle gidiyorum. Sonra böyle basıyorum. Ama bunun güzelliği yani fırlatma rampası gibi düşünün. Hani böyle biz... harbiden ha. Roket fırlatma rampası. Ya bunu nerede hatırlarsınız? John John Crab 1. sezon teknik ekibin balkonu vardı. Ama Eren o daha yapmıştı. İyi fırlatıyordu. O çok iyi fırlatıyordu. Onun içinde vardı. Kayığın içine girerek yapıyorduk. Emad survival'da olman lazım. Sen bir dakika odasın. Kayığın içi mi? Kayığın içinden o fırlıyorduk biz. Hayır böyle değildi Emad. Yani kayıya İşte Emad gibi yarım oldu akıllıysanız. Olayı yanlış oldu bu arada. Emad yarım akıllısın. Öyle değil. Onu sıkıştırarak yapıyordu. Arkadaşlar. Sıkıştırarak değil yaptım ben. Arkadaşlar Emad her zaman gibi yanlış yapıyor. Her zaman gibi çok yanlış yapıyor. Minecraft 1.16 sürümünde nedir güncellemesine ruh hızı adı altında arkadaşlar yeni bir büyü geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 1.16. Yanlış hatırlıyorsam yorumlarda düzeltirsiniz evet, zaten. 1.16. Ruh hızının amacını şimdi nedir'ımız değişti. Ya yeni biyomlar geldi. Bu biyomlarda böyle hep ruh kumlu yerler var. Ve biliyorsunuz ki Minecraft'ta ruh kumunun üzerinde yürümek gerçekten sizi kanser eden bir şey. Yani böyle yeter diyorsun, yavaş gidiyorsun, nedirden soğuyorsunuz. Ağlatıyor. Adamlar da bunu düşünmüş. Demişler ki ruh hızı 1-2-3 diye yapalım. Büyü kitabı yapalım. Ve mesela... Ruh hızı 1-2-3 mü peki? Bu şu an bizdeki 3. Bakın şimdi gençler ruh kumlarımızı şu şekilde koyuyorum. Şimdi bu olayı daha iyi anlayabilmeniz için. Teşekkür ediyorum Emad kardeşim. Böyle koyduk ya şimdi ruh kumlarımızı. Yollarına ruh kumları serdim. Aynen kardeşim. Şimdi hayatta kalma moduna geçiyoruz. İlk önce büyüsüz bir şekilde, normal bir şekilde yürümek bu şekilde. Az önce size de dedim ya. Bir saat sürüyor. Kanser ediyor. Şimdi botumuzu takalım. Bak botu taktığım zaman
Hızımı görüyor musunuz? Bak görüyorsunuz. Bakın şimdi. Şunun üzerinde yürümeye çalıştığım zaman bu botlarla yavaş bir şekilde yürüyorum. Gördünüz mü? Şimdi normal. Bunları çıkartalım. Burada da yine normal bir şekilde yürüyorum. Ama şimdi botları takıyorum. Bunun üzerine çıkıp buna şey yaptığım zaman olmadı. Bir saniye dur. Tam ortadan. Hızı, tam ortadan. Hızı aldım. Yo aslında ben yapamam. Ama ben biraz açım da. Sen de. Yo sen dene bunu. Al tam bakayım. Ortadan. Bak şimdi sen bak dene. Bak izle. İzliyorum. Bir profesyonel nasıl yapar evet. İzle. Hazır mısın? Konuşamayan birisi. Sesi çıkmayan. Evet. 3, 2, 1. Evet oldu. Ha, ne pardon. Oldu? Arkadaşlar olayı şimdi anladım. Çıkar. Tam ortadan değil, kenardan demesi gerekiyor. Bak şuradan gitmeniz lazım. Hayır ya, ortadan. Hayır kenardan gidiyorsun Emad kardeşim. Hayır ortadan. Beni. Bak görüyor musun? Ya bu anlık şey ya. Arabaya nitro basıyorsunuz yani filmlerde, dizilerde. Need for Speed Underground. Yani bunun peki artık... o şeyi ne kadar ki acaba, uzunluğu ne kadar gidebilir? Bilmiyorum. Ama yani şu an tam o kadar hızlı gitmiyor. Yani bu şey ya, checkpoint bölgesi yapacaksın. Gördükçe buna tıklayacaksın. Hızlandıracak seni. Yani ne güzel. Yani yeni bir bilgi öğrendik işte. Yanlış bir şey diyorsam lütfen yorumlarda düzeltin. Bence hoş. Gençler bu TikTok ile sen AVM'leri giriyoruz ya, otomatik kapılar var böyle camlı. Onun yapımını gösteriyor sizlere. Biz geçenlerde bununla ilgili bir TikTok hilesi yayınlamıştık. Geçenlerde dediğim bayağı oldu. Shorts videosu yayınlamıştık arkadaşlar. Bakın şimdi sistem ne biliyor musunuz? Otomatik kapı yapımı. Bu alta ne koydu Emad? Mavi şey misin? Adını unuttum. Ses bir şeyi. Ses geçiriyor. Bu sinyal veriyor arkadaşlar. Sinyal sayesinde uzaktan geleceğimizi anlıyor. Bak kapı açılıyor. Biz bununla ilgili bir bomba yapımı göstermiştik Minecraft'ta, TNT yapımı. Buradaysa görmüş olduğunuz gibi uzaktan açılır kapalır kapımız var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi bunun şeyini göstereceğim sizlere. Ben küçükken boyum yetmediği için açamıyordum kapıları. Ya algılayamıyordu seni. Şimdi bizimkiler normalde bu açılır kapanır kapıyı gitmişler. Nereye yaptın? Entblion'dan yapmış. Bakın şimdi ilk önce Game Mode bir Spectator geçeyim. Size sistemi göstereyim. Bakın arkadaşlar olayımız bu sensörde bitiyor arkadaşlar. Bu sensör bizim sesimizi algılıyor. Algıladığı ne gibi sensörüne kapıyı... ben söyleyeyim. Bu sensör... Ya evet yapma espriyi. Sensör sayesinde diyeceksiniz ki abi bu 1.17'de gelmedi. Evet arkadaşlar bunlar komutla alınıyor. Biz nasıl Hardcore serisinde çantayı yapamadıysak bunlar da galiba 1.18'de gelecek arkadaşlar. Bakın şimdi bak geliyorum. Hop. Kapı açıldı. Açılıyor. Gidiyorum. Bak geliyorum. Mesela bunu illaki bu bloklardan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi buradan bu arada çok videodaki iyi. Gibi cam aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi AVM'lerdeki otomatik kapı. Sadece AVM'ler değil artık bütün dükkanlarda, her yerlerde. Merhaba. Bunlar var. Bak görüyorsunuz. Geliyorum. Geçiyorum. Geliyorum. Geçiyorum. Boyumu da algılıyor. Boyu. Evet Emad'ın boy problemi burada olmuyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Sistem bu kadar basit. Yani bunu Emad bile yapar. Bak cidden. Bu her yerde yapılır. Bak bunu yani, yaparız. Bunu yaparız. 1.18 çıktığı zaman. Aa düşünsene yeni 1.18 John'da dükkanlarımızın kapısı böyle olacak. Ay, çok mantıklı. Aynen öyle, bir şey diyeyim. Aynen öyle. Böyle dükkan yapacağız. Yapacağım. Böyle yapacağım. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi arkadaşlar. Bugünkü TikTok hilemizin de sonuncusuyla karşınızdayız. Bu koda iyi bakın. Çünkü bana soruyordunuz abi nasıl bu tek blok, hani Minecraft'ta mı tek blok videosu çekiyorduk ya, bu border vardı, hapishane, bu köşeler, bunları nasıl yapıyorsunuz? Az önce videonun başına gösterdi, oralara zoom da girdim, görmüşsünüzdür. Şimdi bu olay beni çok etkiledi. İlk önce Emad border'u 6 dedi, sonra 7 yaptı. Orada 7 yaptı ki tam bir blok olsun. Şimdi bak farkındaysan iç içe geçti camlar ve sonra bir camı kırdı, içine sandığı geçirdi. Bu çok güzel bir olay. Sanki Galactic Craft çekiyoruz, kafamıza geçirdik. Bak şimdi buzu koydu. Bir tane daha dedi ki buz iç içe geçin, kırdı. Ondan sonra içine kamp ateşini koydu. Bak buzun içine kamp ateşini koyuyor. Görüyor musun? Sandığı koydu. Ondan sonra gitti şeyi koydu kardeşim benim. Ateşimizi koydu oraya. Alanımızı biz bu şekilde seçtik. Az önce kodu gösterdik zaten size. Oradan bakabilirsiniz. Bakın şimdi şuraya bir tane piston koyuyorum. Hatta uzağa koymuşum. Bir tane daha ileri koyuyorum. Buraya camı koydum. İttirdim, geri aldım. Diyorum ki bak, bir tane daha koyuyorum. Şimdi bunlar iç içe girdi. Diyorum ki bak, hatta game modda olmayayım arkadaşlar. Hayatta kal moduna geçeyim. Kırdım. Ematerimde sandık var. Tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi sandığın içine artık geçti camda. Arkadaşlar. Artık camda. Ve açıp kapanabiliyor.
Buzu alalım. Tamam, şimdi buz olanı deneyelim Emad kardeşim benim. Şimdi en havalı olan. Bence de çok havalıydı. Buzu bir kere koyduk gitti. Bir tane daha buz koyduk gitti. Peki şimdi bize ne lazım? Kamp ateşi lazım. Hatta biz gidelim ki ruh kam şey koyalım. Ama bunun bir tanesini kırmamız gerekiyor. Kırdım. Görmüş olduğunuz gibi renkler aşırı derecede buzdan çıkıyor. Uyumlu oldu. Ama şimdi diyeceksiniz ki bu sadece bunda mı oluyor? Yo. Yani bence yo. Kırmızı değil de beyaz boyalı bir cam alayım. Tamam mı Emad kardeşim benim? Şuraya koyayım. Ne yapacağım? Ardından kızıl taşımı almayı unutmuşum. Hemen aldım. Al abi. Şimdi mesela bunu koyduk. İttirdik gitti. Bunu da ittirelim arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bunu da ittirdik. Bir taneyi kırdık. Beyaz cam. İçine şalkır koydum. Aa, ama gözükmüyor. Aslında yani, dakika. Gizli görünmeyen kutu şalkır. Ama yani hangi Minecraft oynarken border'la oynuyorsunuz? Yani bu şekilde hapis şekilde oynuyorsunuz. O da tartışılır. Yani bu harita sadece harita yaparsanız bir falan. Yani harita yaparsanız aynen oradalarda kullanabilirsiniz. Umarım bu TikTok hilesi videosu hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye. Allah'ın belası.